Merhaba, bugün tekrar sizlerle birlikteyim. Bu sefer iki kişi olarak birlikteyiz. 30 haftalık hamileyim. Öncelikle size kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Funda Ersöz. His Federasyonu'ndan, yani Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan yoga eğitmenliği sertifikası aldım. Ve hamileliğimi öğrendikten sonra da Hamile yogası eğitmenliği sertifikası aldım. Şu an 30 haftalık hamileyim. Sizlerle birlikte yoga yapmak istiyorum ve bildiğim konuları, bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü bildiğin konuları eğer bilgilerini aktarırsan bilginin zekatını vermiş olursun ve dolayısıyla kabımı boşalttıkça ben de kabımı doldurmuş olurum. Bugün bu video sizler için bir bilgilendirme videosudur. Bu videoda neler yer alıyor? Hamile yogası nedir? Kimler yapabilir? Nasıl yapabiliriz? Hamilelikte yoga yapmanın ne tarz faydaları vardır? Bunlardan bahsedeceğiz. Hamile yogası yaparken nelere dikkat ederiz? Bunları konuşacağız. Öncelikle hamile yogası yapmak istiyorsan doktorundan izin alman gerekir. Doktorun izin verirse hamile yogası eğitmenliği sertifikası olan bir kişiyle hoca ile çalışman yararlı olacaktır. Çünkü her ne kadar yoga eğitmenliği sertifikamız olup bu eğitmenliği alsak da hamilelik boyunca olan durumlar farklı olduğu için hamile yogası eğitmenliği sertifikası olan kişilerle birlikte yol alman senin yararlı olacaktır. Şu an 30 haftalık hamileyim ve hamilelikte yogamı, meditasyonumu, nefes egzersizlerimi yapmaya çalıştım. Ve şimdi 30. haftamda, 3. trimesterde artık sizlerle bilgi paylaşım aşamasına geçmiş bulunuyorum. Hamile yogası yaparken neler yaparız, neler yararımız olur, nelere dikkat etmeliyiz? Birazcık bunların üzerine konuşacağız. Zaten meditasyon, nefes egzersizi ve asana pratikleri yaparken de derslerde hangi pozların ne işe yaradığını, nereleri çalıştırdığımızı ufak ufak parçalarla değineceğiz. Ama bugün özet olarak geçecek olursak, hamile yogası senin ne işine yarar? Vücudunda ne gibi değişikliklere faydası olur? Bunu konuşalım. Sen Allah'ın Rahim isminin bahşettiği yaratım enerjisiyle dişil enerjinle birlikte bir oluşum içerisine girdin. Öncelikle bu gücü fark etmeni istiyorum. Dişil enerjinle birlikte çalıştığın için, dişil enerjin şu an arttığı için yapacağımız pratiklerde dişil enerjiye de yoğunlaşacağız. Bu sayede kendine, çocuğuna, bedenine ve ruhuna merhametli olacaksın. Daha da merhametli, daha da bir kabul içerisinde olacaksın. Toprak elementi ile birlikte kök çakran, svatisana çakran çalıştığı için bu oluşum senin içinde bu çakralar sayesinde oluyor. O yüzden kök çakramızı ve svatisana çakramızı çalıştıracağız. Oluşumun bebeğin kilosu arttıkça, karnının çeperi arttıkça dizlerine, ayaklarına, bacaklarına, kollarına, omuzlarına, boynuna ve beline yükün artacaktır. Yapacağın asana pratikleri sayesinde eklemlerini ve vücudunu çalıştıracaksın. Hamilelikle birlikte hep derler ki östrojen seviyesinden dolayı hormonların haddinden fazla çalışır ve gereksiz ağlama krizlerine ve duygusallıklara, öfke nöbetlerine girebilirsin. Aslında bu şunu söylüyor. Su elementin fazla çalışıyor. Dolayısıyla hamilelikte yapacağın asana pratiklerinde su elementi çalışmalarına yer verirsen ki birlikte buna yer vereceğiz. Su elementini dengeleyebilirsin. Ve birlikte ilerleyen zamanlarda hayvan arketiplerine ve elementlere yer vereceğimiz için hayatında ihtiyaç olan noktalarda hamilelik sürecinde yaşayacağın şeylere karşı olması gereken kabul için elementlerle birlikte
ve hayvan arketipleriyle birlikte çalışacağız. Asana pratikleri yaptıkça vücudunda kaslarını da fazlasıyla çalıştıracaksın ve bu çalışmalar sayesinde de kaslarını kuvvetlendireceksin ve doğum sonrasına güçlü bir şekilde girmiş olacaksın. Çünkü doğum sonrasında gerek uykusuzluklar, gerek çocuğu sürekli kucağında emzirme ve sallamadan dolayı da senin kaslara ihtiyacın olacak. Yapacağın nefes egzersizleriyle birlikte hayatına daha bir denge gelecek ve sakinlik gelecek. Çünkü aldığın ve verdiğin nefes senin ruh halini ele veriyor. Hızlı hızlı aldığın nefes daha heyecanlı ve öfkeli olduğunu gösterebilir. Derin ve sakince alıp derin ve sakince verdiğin nefesle birlikte sakinleşebilirsin. Ayrıca nefes egzersizleri sayesinde doğumun daha kolay, rahat ve daha verimli geçecektir. Çünkü doğum esnasında alıp verdiğin nefes oksijenden dolayı çocuğa lazımdır ve doğru nefes alıp vermen gerekir. Asana pratikleri sayesinde pelvik ve kalça kaslarımızı ve karın bölgemizi çalıştıracağız. Bu çalışmalar seni doğumda rahat ettirecek. Normal doğum yapmak zorunda değilsin, tercih etmeyebilirsin. Ama yapacağın pratikler sayesinde ki buraya binen yük aynı zamanda kalçana bindiği için kalçanı rahatlatman gerekir. Yapacağımız asana pratikleri aynı zamanda buna yardımcı olacaktır. Yapacağın meditasyonlar bu süre boyunca başına ne gelirse gelsin veya kilo alma, verme olabilir, herhangi bir hamilelikte yaşayacağın bir durum olabilir. Onlara karşı meditasyon sayesinde daha bir kabulle gerçekleştirebilirsin. Yapacağın nefes ve meditasyonlar sayesinde daha rahat uyuyabilirsin ve daha çok dinlenirsin. Bilindiği üzere gün içerisinde biraz kestirmek ki buna biz meditasyonda yapıyoruz zaten. Vücudu 3-5 saat uyumaktan daha çok dinlendiriyor. O yüzden yapacağın kısa meditasyonlar sanki saatlerce uyumuşsun gibi seni dinlendirecektir. Kimler yoga yapabilir hamilelikte? Bunu konuşalım. Öncelikle doktorundan izin almalısın. Ve ilk 12 hafta yapacağın yoga ile ikinci ve üçüncü trimesterde yapacağın yoga pratikleri farklı olacağı için bir yoga eğitmeniyle çalışmanı tavsiye ederim. Spor geçmişin varsa yapacağın yoga farklı olacaktır. Spor geçmişin yoksa yapacağın yoga farklı olacaktır. Hamilelikte eğer bir tehliken varsa yapacağın yoga farklı olacaktır. Tehliken yoksa yapacağın yoga yine tedbirli olarak tabii ki farklı olacaktır. Peki hamilelikte yoga yaparken nelere ihtiyaç duyarsın? Bir yoga matın olması gerekir. Eğer sadece oturarak yapılan meditatif hareketleri yapacaksan ihtiyaç duymayabilirsin. Ama asana pratikleri yapacaksan özellikle kaydırmaması elzemdir. Yoga matına sahip olmalısın. Oturuşlarda ve diğer bazı belki pozlarda kullanmak üzere yoga minderi kullanabilirsin. Yoksa bunun yerine normal minder veya yastık kullanabilirsin. Ve yine yardımcı başka elemanlar belki lazım olabilir. Ama bunlar ilk başta mutlaka olması gerekenlerdir. Ve yoganın faydalarından bir de şundan bahsetmek istiyorum. Vücudunda denge değişecektir. Çünkü vücudunun ağırlık noktası değişiyor. Vücudunun değişen ağırlık noktası ile birlikte de dengesizlikler yaşayabilirsin. Sanki ergenliğe giren bir çocuk gibi oranı buranı bir yerlere çarpabilir, üstünü başını dökebilir veya bu yaşadığın dengesizlik aynı zamanda hayatta da dengesizliklere sebep olabilir. O yüzden asana pratiklerinde yapacağın denge hem vücudunu hem de hayatını dengeye getirecektir. Umarım bir nebze olsun size faydam dokunur ve bildiklerimi güzel bir şekilde aktarabilirim. Bu bir bilgilendirme videosuydu. Sonraki videolarda meditasyon, nefes ve asana pratiklerinde görüşmek üzere.